ve ekranlarından merhabalar sevgili seyirciler. Ben Buket Sakmanlı. Bugün Artı Gündem programında sizlerle birlikteyim. Ankara'nın Çubuk ilçesindeyiz. Hepiniz biliyorsunuzdur herhalde buranın turşularını. Turşuları kadar bir de turşu festivali meşhur buranın. Bu yıl 13. düzenleniyor. Uluslararası katılımla yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda zaten ana haber bültenlerinde de sıklıkla rastladınız. Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük turşusu kuruldu. Rekorlar kitabına da girdi bildiğimiz kadarıyla bu turşu. Kaldıysa turşunun tadına bakalım. Hem de festivalde neler oluyor ekranlarınıza taşıyalım. İlk standımıza uğradık. Yusuf Kutluca ile birlikteyiz. Bu standın farklı bir amacı da var. Hem Yusuf Bey'den dinleyelim hem de bir hayırlı fuarlar, hayırlı etkinlikler diyerek başlayalım. Hem size hem de neler yaptığınızı dinleyelim mi? Çok teşekkürler. Önce bir kere meslektaşız. Evet. Word Media grubun sahibiyim. Yönetmenim. Burası ayrıca Okulum İstiyorum Derneği'nin de genel başkanıyım. Bu standımızda Okulum İstiyorum Derneği'nin standı. Okula gidip de kırtasiye malzemesi almayan, kıyafet alamayan çocuklara yardım derneğiyiz. Burada satmış olduğumuz ürünlerin hepsi bir çocuk okutmaya yarıyor. Biz onun için buradayız. Kar amaçlı değil, sadece çocuklar için. Bütün çocuklar bizim. Onun için buradayız. Güzel de gidiyor. Buradan belediye başkanına, bu festival üzerine herkese teşekkür ediyoruz. Güzel yani, bizim için çok iyi. İnsanların genel olarak yorumları nasıldı? Yani bu kampanyayı anlatıyor musunuz? İlgi gösteriyorlar mı? Sadece işte Çubuk halkı mı ilgi gösteriyor yoksa dışarıdan gelenlerden de aynı ilgi var mı? Onları da dinleyelim. Şimdi biz Okulum İstiyorum Derneği olarak 22 ilde teşkilatlandık. Ama tabii bu yetmiyor. Biz istiyoruz ki tüm illerde teşkilatlanalım. Herkese yardımcı olalım. 600 tane çocuk giydiriyoruz. Yine kırtasiye malzemesi alıyoruz. İnşallah çok yakında Çubuk'ta kitap fuarı düzenleyeceğiz. Ama kitap fuarında 10 bin kitabı ücretsiz dağıtacağız. Ve bu devam edecek. İşte Konya, Karaman, Tokat, Amasya böyle devam edip gidecek inşallah. Daha çok güzel şeyler, günler bizi bekliyoruz diyorum. Peki şimdi etkinliğin son günlerindeyiz. Yayınlandığında etkinlik bitmiş olacak ama sizlere nereden ulaşabilirler? Nasıl katkı sağlayabilirler? İzleyip de destek olmak, bir çocukta okutmak, giydirmek isteyen izleyicilerimiz de olabilir. Tabii. Yerimiz, genel merkezimiz Ankara Kızılay'da. 0312 496 34 69 telefon numaramız. Buradan ulaşabilirler. Kızılay'a birebir gelebilirler. Yerimize gelir ya da www.okulumuistiyorum.com'dan da bize ulaşabilirler. Çok fazla ilgi var dersem maalesef yalan olur. Çok fazla ilgi yok. Biz bunu kendi amaçlarımız, kendi imkanlarımız yapıyoruz. Kesinlikle kimseden bağış almıyoruz. Kimseden aidat almıyoruz. Böyle hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Tabii buradan izleyicilere sesleniyorum. Eğer sizler de bir çocuk okutmak istiyorsanız lütfen büromuza gelin, derneğimize gelin, üye olun. Aidatımız yok, bağışımız yok. Size çalışmanızı istemiyoruz. Sadece bizleri manevi olarak destek verin. Bize yeterli diyoruz. Her çocuk bizim çocuğumuz. Her çocuk okumalı. Mutlaka okumalı diyoruz. Bu konuda devam ediyoruz. İnşallah sizin desteğinizle birileri daha bizi duyarsa ne mutlu bize. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel bir amaca hizmet ediyorsunuz. İnşallah insanların ilgisi de beklediğimiz yönde olur. İnşallah. Ben size başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Görüyoruz ki turşuları yüklenmişsiniz, alışverişinizi yapmışsınız. Herhalde artık gidiyorsunuz. Yolculuk var. Nereden geldiniz? Ankara, Etimesgut'tan gidiyoruz. Ben Etimesgut Belediyesi'ne personelim aynı zamanda. Geçen sene eniştem gelmiş, memnun kalmış. Bu sefer beraber gidelim dedi. Sağ olsun eniştemle hep gezeriz. Bugün de böyle oldu. Arkadaşlar da yardımcı oldu sağ olsunlar fiyat konusunda. Evet. Memnun kalmışlar. Buradan alabilirler. Ya gerçi her taraf güzeldir. Bu arada televizyonunuzu gerçekten izliyorum. Sevindik çok. Yani severim bu tarz şeyleri. Evet, hangi turşuları aldınız? Onları anlatsanıza bize biraz. Çubuk turşusu dediler. Enişte biraz daha iyi biliyor. Sıfır numaraymış. Bu güzel dediler. Bunu aldık. Ben biraz acıyı severim. Acıları doldurdum, şöyle göstereyim. Hepsi acı. Acı biberleri ama. Aynen, acıyı severim. Antepli değilim, Ankaralıyım. Biraz Eskişehirliyim. Eskişehirliliğim de vardır. Yani bunlar hep acı. Ben acıyı severim. Reklam yapabiliyor muyuz? Yapmayalım. Tamam. Biz şimdi burada yumurta turşusu da dahil olmak üzere gördük ama siz daha klasik turşulara yönelmişsiniz. Ben yumurta turşusu, yumurta normal sevmiyorum ki, turşusunu nasıl yiyeyim ben abi? Çok faydalı, tüketin. Çubuk turşusu en güzeli. Peki yani, teşekkür ediyoruz. İyi gezmeler. Akşamki tamam. Etkinliklere kalmıyorsunuz herhalde. Ya çocuk var ufak, o yüzden kalamayacağım. Yani etkinliğimizi Etimesgut Belediyesi'nde yaptık. Çubuk Belediyesi'ne de başarılar diliyorum. İyi festivaller diliyorum. Size de kolay gelsin. Teşekkürler. İyi günler dileriz. Burada
burada ne güzel ürünler var diye geçerken başkanımız dedi ki şuradaki çekirdeğin tadına bakın dedi. Bize kabuksuz kabak çekirdeği yedirdi. Başkanım da hem bu bölgenin ürünlerini dinleyelim hem de festival nasıl geçiyor onları diyelim. Başkanım hem isminizi alalım hem de bölgeyi biraz anlatın bize. Öncelikle Bereket TV ailesine ilçemize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Sizlerin sayesinde biz de ülkemizde ne çeşit ürünler yetişiyor, ne çeşit hayvancılıkta sizlerden bilgi alıyoruz TV başında. İlçemiz Ankara'nın kuzeyinde, Ankara'ya 40 kilometre uzaklıkta 90 bin nüfusuna sahip bir ilçe. İlçemiz büyük bir bölümü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Tarımda buğday, arpa başta olmak üzere salatalığıyla, fişnesiyle fişlemiz Avrupa'da aroma birincisi oldu. Fişnemizin özelliği bütün bölgede bittikten sonra bizim 1400 rakımlı yerlerimize yetişmektedir. 550 bin fişne ağacımız bulunmaktadır. Bugün ilçemizde kültür ve turşu festivali yoğun bir şekilde devam etmektedir. Biz de Çubuk Ziraat Odası olarak ilçemizde hangi ürünler yetişiyor, doğal olan ürünleri Ankara'dan ve dışarıdan gelen misafirlere oda olarak tanıtıyoruz, ikramda bulunuyoruz ve bundan da gelen misafirler oldukça memnun, bizler de çok memnunuz. Başkanım ne kadar çiftçi var Çubuk ilçesinde? Çubuk ilçemizde 5000 kayıtlı üyemiz var, çiftçimiz var. Bunların büyük bir bölümü kuru tarımla uğraşmaktadır. Yeni yeni sulu tarıma geçiyoruz. Bunun başında karpuzumuz, salatalığımız, fişnemiz, efendime söyleyeyim kavunumuz. Yani aklınıza ne geliyor? Oldukça zengin bir çeşide sahip olan ilçe. Oldukça çeşitli ürünler yetiştirmekteyiz ve bunu da bizim isteğimiz, bizim dileğimiz çubuğumuzun girişinde eğer bir köylü pazarı olabilirse, bir köylü pazarı kurulursa çiftçiden ilk elden direkt tüketiciye ulaştırmak istiyoruz. Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız böyle organik veya doğal ürünleri bulamıyor. Çiftçi de pazarını bulamıyor. Böyle bir sorunumuz var. Eğer Ankara'nın girişinde olsun, çubuğun çıkışında öyle bir köylü pazarımız olursa biz de direkt çiftçiden tüketiciye ulaştırma imkanı olacağız. Siz de gördüğünüz çekiyorsunuz. Tamamıyla doğaldır. Hiçbir katkısı olmayan ürünler burada. Bizim tanıtmış olduğumuz ürünlerimiz. Anlatır mısınız neler var standta? Standta şu anda daha da yetişen alacımız var. Ağlatımız var. Eriğimiz var. Bunlar daha da tamamıyla doğal olarak bitip yetişen ürünlerimiz. Karpuzumuz, domatesimiz, eriğimiz, armutumuz mesela kuru çayımızın armutudur. Geçmiş yıllarda eskiden bizim büyüklerimiz bunu İstanbul'a buradan kamyon kamyon tır tır gönderirdik. Ne yazık ki şu anda biraz bunlar zayıfladı. ÇKS'ye kayıt edemiyoruz bu ara işte üreticilerimizi araziler intikal olmadığından dolayı. Ama meyvede de oldukça zengin bir ilçeyiz. Gelen misafirlere kapımız açık. Elimizden geldiği kadar misafirperver olmaya çalışıyoruz. Kayda girmeden önce sanırım yediğim en güzel turşulardan birini yedim. Şimdi dinleyelim bu turşuları sizin. Hem sizi tanıyalım hem de neler yapıyorsunuz bir anlatın bizlere. İsmim Hatice Kaplan. Burada bugün satış reyonunda bulunuyorum. Ama en güzel olarak hani sunmak istiyorum turşularımızı. O yüzden herkese tattırıyorum, soruyorum memnun musunuz diye. Ondan sonra memnunsalar zaten geri dönüş yapıyorlar. Böyle bir imkanlarımız var festivalden dolayı. Biz de memnun kalıyoruz öyle olduğu için. Yani ikramlarımız oluyor değişik şekilde. Uygun indirimlerimiz oluyor. Ona göre satışımızı yapıyoruz. Anlatır mısınız bize biraz turşuyu nasıl yapıyorsunuz? Buranın turşusu meşhur. Hangi turşular var sizlerde? Onları biraz anlatın bize. Bizde domates turşusu, biber turşusu var, havuç turşusu. Genellikle salatalık turşusu meşhur olan buraya daha ait, özgün. Ben kendim çubukluyum. Ankara'da yaşıyorum ama burada standta görev almak için geldim. Hani tanıtımını yapayım diye memleketimin. Çubuk turşusu çok meşhur. Dışarıdan gelenler de oluyor, çubuklular da oluyor. Bugün de festivalin artık 3. günü bildiğim kadarıyla. Yoğunluk nasıl oldu? İnsanların ilgisi nasıldı? İnsanların ilgisi genellikle salatalık lezzetleri bakımından hani tadıyorlar. Renkleri değişik olan ürünler varsa mesela meyvelerden hani neler yapılmış diye onları merak ediyorlar. Onlara bakıyorlar.
mutlu olarak ayrılıyorlar. Hani bakıyorlar, gülerek gidiyorlar çünkü memnun oluyorlar. Hani lezzet olarak damak tatlarını geri dönüşüm yapıyorlar tattıklarından dolayı. Güzel bir şey tattık diyorlar. Geri dönüşümler oluyor. Biz, o da bizi mutlu ediyor yani. Son bir sorum daha var size. Bu turşu neden bu kadar lezzetli? İçine neler giriyor bu turşunun? İçine giren malzemelerden kaynaklanıyor. Suyundan özellikle çubuğun doğal kaynak suyu var. Bir de içine kattığımız özel aromalarda. Sırrı bizde diyorsunuz yani. Evet. Peki o zaman ben size çok teşekkür ediyorum. İyi satışlar, iyi etkinlikler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizlere de iyi çalışmalar. Sağ olun. Bereket TV ekranlarından da tanıdığınız su kabağı ustası İbrahim Bey bizlerle birlikte. Daha önce kendisi bir belgesel program çekimi yapmıştık. Şimdi standına misafir oluyoruz. İbrahim Bey merhabalar. İyi, kolay gelsin sizlere. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Neler yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Hani sizi tanıyan izleyicilerimiz var ama hiç tanımayanlar, denk gelmemiş olanlar olabilir. Hem bize yaptıklarınızı anlatın, hem de buradaki etkinliği biraz anlatın, olur mu? Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Bereket TV'ye çok teşekkür ederiz. Bugün çubuğun 3. günü festivalinin. Biz de çubuk festivaline bir şeyler katkı yapmak istedik. Bizim işimiz gece biliyorsunuz. Gündüz pek gösteremiyoruz bunu ama gece burası çok güzel görünüm oluyor. Gece lambaları, avizeler, abajurlar halkımıza sunduk. Gayet de güzel bir ilgi topladı. Yani inşallah hayırlı olur. Abat Parkı burası, çubuğun. Burada çok çeşitli kardeşlerimiz var. Yani çeşitli ürünler satıyorlar. İnşallah hepsinin kazancı güzel olur. Hayırlısı Allah'tan diliyorum. İnşallah diyelim. Peki bize anlatır mısınız biraz? Kabağı da kendiniz yetiştiriyorsunuz. Aslında hani Ankara koşullarında susuzda özellikle Kıraç'ta bu kabakları yetiştirmek çok kolay değil. Ayrıca dışarıda da bu kabakları yapıp satanlar da var ham haliyle. Biraz belki hani merakı olanlar, yapmak isteyenler de olabilir. Onları biraz tüyolar verin bizim aracılığımızla. Şimdi ben bu kabağı Çubuğun Yazık Köyü'nde yetiştiriyorum. Bunu önce size de anlatmıştım zannedersem. Bu kabak suyla olan bir kabak. Evet. Biz bunu susuz, yani burada yetişmediği için dedik ki biz bunu susuz yapalım. Yani zamandan kazanalım. Normalde kabağı bir senede işliyorsunuz. Bizim kabağı 3 ay 4 ayda işlemeye başlıyorsunuz. Bunu yetiştirdik. Yani tohumunu aldık Alpaslan kardeşimden. Getirdik, ektik ve gördüğünüz gibi burada kabaklarımızı çubuk halkına tanıtmaya başladık. Hobi olarak başladınız değil mi bu işe? Evet, hobi olarak başladım. Bir tek kabağın gelmesiyle, bu kabağın bize ulaşmasıyla bu işe bir tane kabakla başladık ve bu duruma getirdik yani. Gerçekten izleyicilerimiz de bu kabakları ışıkları yanarken akşam karanlığında görmeliler. Eskiden biliyoruz işte su testisi olarak kullanılmış, maşrapa olarak kullanılırmış. Siz burada yine göstermişsiniz bunu, resmen bir su kabağı, gerçekten adı üstü su kabağı haline getirmişsiniz. Üzerine de bir şey takıp, çeşme takıp su da alabiliyorsunuz. Eskiden tarla koşullarında çalışırken zaten bunları su matarası olarak kullanıyorlarmış aslında yine. Şimdiki gibi mataralar, plastikler olmadığı için daha da sağlıklı ve serin sanıyorum barınıyor içerisinde, değil mi su? Şimdi bu tabii kabağın özelliği, bu su kabağının kalın bir tabakası var. Bu suyu veyahut da limonatayı içine koyduğunuzda çok güzel serin tutuyor. Yani kil, mesela eskiden kil koymuşlar içine. Naş tabağı yapmışlar, bilmem ne yapmışlar. Ama o zaman öyle kullanılmış. Şu anda evlerimize girdi bu. Gece lambası, avize, abajur. Yani her şey yapabiliyorsunuz bunu artık. Yani bir kabak deyip de geçmeyelim artık bunu. Burayı mutlaka akşamları da ziyaret etmeniz lazım diyelim. Bir başka standa gidelim buradan. Hoş geldiniz. Beğendiniz mi turşuyu? Yok, güzel, bize tuzlu ya. Ankara, Çubuk'tan mı geliyorsunuz? Ankara'dan. Ankara'dan. Evet evet. Abidibaşa'dan geliyorum. İsminiz nedir? Osman Çiftçi. Soyadınız da Çiftçi hem de, bakın. Çiftçi. Tarımla uğraşıyor musunuz? Yok yok. Yok yok. O zaman siz turşunuzu hazır alıyorsunuzdur. Var ya, ben Abidinbaşı Merkez Camisi'nde bir fiil 36 sene imamlık görevi yaptım. Maşallah. Oradan emekli oldum, daha yeni emekli oldum. Maşallah, hayırlı olsun. Bugün de gezmeye geldim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Geliyor musunuz her sene bu festivale? Gelirim, her sene gelirim. Neler değişmiş? Şimdi bu sene daha fazla mesela etkinlik var. Bu sene daha güzel olmuş. Etraf düzenlemesi güzel olmuş. Ondan sonra
Hiza, bu hizalar böyle güzel olmuş, her şey güzel olmuş. Bayağı çalışmış belediye. Evet evet, mi? Belediye çalışmış. Turşularınızı buradan mı alıyorsunuz, hazır mı alıyorsunuz? Alıyorum, hazır alıyorum. Peki turşu... Ben fazla böyle hani organik turşular var ya, ben onlardan almak istiyorum ben. Organik var hani ne böyle. Organik arıyorsunuz? Fazla tuzlu o değil. Ha, tuzlu aramıyorum. Tuzlu değil tabii. Ben 64 yaşındayım. Şimdi 64 yaşındaki bir adam. Şimdi fazla turşu, fazla şey yiyse, tuzlu yiyse ne olacak? Değil mi? Sıkıntı olacak. Değil mi? Hadi hürmetlerimi iletiyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Yumurtanın da turşusunu yapmışlar. Gerçekten merak ettik. Neden yaptınız? Yaptık çünkü isteyenler oldu. Gerçekten haşlanarak yapılan bir yumurta turşu. İstiyorlar. Biz de yapıyoruz. Ama hiç tadına bakmadım açıkçası yumurta sevmediğim için. Lezzetli olduğunu söylüyorlar. Neler var başka? Çok farklı ürünler görüyorum ben standınızda. Evet, 40 çeşit turşumuz var içeride. Belki daha pahalı çeşit turşumuz vardır. Erik turşumuz, karnabahar turşumuz, kozalak turşumuz bile daha mevcut. Aslında hepsinin damak tadına hitap eden turşular. Yani bamya turşusunu çok farklı bir şekilde hoşuna giden, yemeğini yemeyip sırf turşusunu yiyen insanlar mevcut. Yani baktığınız zaman çeşit çeşit turşularımız var. Ben yumurtada biraz takıldım kaldım açıkçası. Aynı zamanda da renklendirmişsiniz suyunda, daha ilgi çekici hale gelmiş. Acaba kimden çıkmış bu fikir? Gerçekten hem merak ettim ilk başta yumurta turşusu fikri. Yorumları ne oluyor insanların, yani yumurta turşusu tüketenlerin? Hani ben de tüketmedim, siz de tüketmemişsiniz. Lezzetini tam olarak bilmiyorum ama ne diyor insanlar, neden istiyorlar acaba? Şöyle, bu renklendirme konusu, ufacık bir pancar, kırmızı pancar koyduktan sonra renklendirmiş olduk. Görüntü olarak çok hoş duruyor aslında. Ama lezzet olarak, şey olarak da isteyenler hani yumurta turşusu var mı diye başladı zaten. Ya biz de kuralım olsun dedik. Kurduk oldu açıkçası. Baktığınız zaman kaz yumurtasından bile turşu yaptık. O da şöyle gösterebilirim. Şöyle sizinize vereyim ben. Bu da kaz yumurtası. O da kaz yumurtası. Ha böyle. Peki merak ettiğim başka bir şey var. Kozalak. Ben bunu kozalağı mı yiyorlar dedim ama siz suyunu içiyor dediniz, içiyorlar dediniz, onu da bir anlatın bize. Ya şimdi kozalak turşusunun suyu içiliyor. Nefes darlığı, astım, bronşit gibi rahatsızlıklı olan insanların genellikle kullandıkları, içtikleri bir turşu oldu açıkçası. Yaklaşık 5-10 senedir bu turşuyu üretmeye başladık, devam etmeye başladık ve insanlar da farkında kozalak turşusu var mı diye geliyor. İlk zamanlar festivalde ilk başlamıştık bunları kozalak satışına. Sorduklarında biz de şaşırmıştık. Ya kozalak turşusunu yapsana, o zaman bayağı bilgi çekmişti. Büyük ihtimal yumurta turşusu da öyle olacak. Yakında herkes öğrenmiş olacak. Yani çeşit çeşit turşuları yapmaya hazırız ve yapmaya devam ediyoruz. Üretimler sanıyorum ki kendi üretiminiz. Tamamen kendi üretimimiz, kendi tarlalarımızdan ürettiğimiz üretimler oluyor. Yani baktığınız zaman buradaki bütün çeşitlerin kendi üretimimiz olduğunu da söyleyebilirim. Kozalakları nereden topluyorsunuz? Onu söylemeyelim ya. Toplarlar bitirirler. Bunu Karadeniz'den getirdik. Yasak çünkü toplanması ormanlardan. Biz Karadeniz'de bunu yapan, ticaretini yapan insanlardan bir öyle temin etmiş olduk. Ve burayı söylemedik, sormadık, duymadık o zaman. Peki ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi geliyor dediniz. Bunun tadını gerçekten ben de merak ettim. Bir suyunun tadına bakmak istiyorum ben de izninizle. Sizlere de kolay gelsin. İyi festivaller dileyelim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun ve herkesi buraya bekliyoruz. Sadece tabii ki standları gezmedik. Festivale katılanların, gezenlerin de yorumlarını merak ediyoruz. Eminim ki sizler de merak ediyorsunuzdur. Merhabalar öncelikle. İyi gezmeler diyelim. Tanıyalım mı sizlere? Ben Yağmur Ece, Yeni Mahalle'den geliyoruz. Biz zaten Çubuklu'yuz. Her sene festivale katılmaya gayret ediyoruz. Bugün de 3. günü festivalin. Evet. Bu kadar kalabalık beklemiyorduk açıkçası ama biz de geleli 2-3 saat oldu ama standları bitiremedik. Çok kalabalık zaten. Öyle gezmeye devam ediyoruz. Tanıyalım. Ben Meyrem Göçer, ev hanımıyım. Ben de Ankara'dan geliyorum. Evet. Çubukluyum. Çok seviyoruz. Her sene katılıyoruz. Peki çubuk turşusunu tadıyorsunuz özellikle. Kendiniz turşu kuruyor musunuz yoksa mesela geldiğinizde buradan hazır olarak mı alıyorsunuz? Kendimiz alıyoruz, kendimiz de kuruyoruz. Püf noktasını paylaşsanız da bizimle. Turşucular söylemedi bize püf noktası nedir diye. Ben de söylemeyeyim. Çubukta kalsın diyorsunuz o zaman. Peki çubuk turşusunu merak edenler ya çubuğa gelsinler ya da bunların çoğunlukla internet sitelerinden de satışları yapılıyor. Ha, çubuktan kız alacaklarmış. Tamam, değişti o zaman. Konu değişti burada. Peki siz hangi turşuları beğeniyorsunuz? Ya çok çeşitli var. Mesela az önce röportajlarımızdan birinde biz yumurta turşusuyla karşılaştık. Hiç denediniz mi mesela yumurta turşusu? Denemedim. Görmüştük ama. Hangilerini alıyorsunuz? Genelde salatalık, biber. Aha. Genelde bunlar.
siz hangilerini tercih ediyorsunuz? Salatalık turşusu favorim, evet. Peki hiç alırken ya da farklı yerlerde alırken soruyor musunuz, işte limon tuzu mu kullanılıyor, sirke mi kullanılıyor, bunları merak ediyor musunuz? Sağlıklı olur. Hangisi daha sağlıklı? Valla ikisi de sağlıklı. Hemen hemen ikisinde koyuyoruz biz turşularımıza. Evet. Limon tuzu da sirke de. Sirke. Sirkeliği. Sirke, sarımsak bol olacak. Daha lezzetli oluyor. Peki akşam kalacak mısınız festivalde? Evet, konser var zaten bugün Zara'nın ve kim, yani Derya. Yani düşünüyoruz. Evet. Ankara'dan git gel yapıyorsunuz. Evet, evet, Ankara'dan git gel yapıyoruz. Peki size iyi gezmeler diliyoruz o zaman. Sağ olun, hoşça kalın. Kadının emeği her yerde olduğu gibi burada da yine ilgi görüyor. Yanımızda bir ablamız var. Bir sürü ürünler getirmiş, doğal ürünler. Çoğunu da kendisi yapıyor. Sizden dinleyelim. Hem tanıyalım sizi hem de neler yapıyorsunuz burada, anlatın bize. Biz Çubuk Festivali için Beypazarı'ndan geldik. İsminiz? Meliha. Tarhanamız, eriştemiz, baklavamız, yaprak sarmamız. Kendi yapımlarımızdır hepsi. 80 katlı yemesi pek tatlı baklavamız var. Oklava 80 katlı yemesi pek tatlı. Evet. Baklavayı sevmeyenlere oklava tatlısı var. Tarhanamız var, kendi yapımlarımız, acılı acısız eriştelerimiz var. Hepsi de kendi yapımlarımızdır. Tatlı sucuğumuz var, cevizli. Kurularınız var, sebze kurularınız var. Yine küçük küçük doğranmış kıyılmışları var. Nasıl yapıyorsunuz? Bize anlatsanız. Bu domatesle biberin kurutulmuşu, melemenlik diye geçer. Buna koyuyorsun yiyeceğin kadar tavaya, bir bardak su koyuyorsun, suyu çekilene kadar kaynatıyorsun, sonra yağını, baharatını, yumurtasını ekleyip yiyorsun. Hazır melemen yani kurutulmuş. Hazır melemen, çalışanlara, yalnız yaşayanlara, okuyanlara. Bunu azıcık haşlıyorsun, yağda alabora kızartıyorsun, üzerine sarımsaklı yoğurt yapıyorsun, çok güzel oluyor. Kolay işi. Yapması zor ama yerken hazır. Evet, artık çocuklar hep çalışıyor. Bu da 12 çeşit sebzenin kurutulmuşu. Ispanak, pırasa, lahana, kereviz, domates, biber, havuç, kırmızı pançar vardı. Bunu sebze çorbası yapmak için. Çorbası. Bütün çorbalara bir kaşık katmak için. Çok güzel olur. Evet. Bu da bunun ince kıyılmışı. Küçük çocuğu olanlar genelde tercih ederler. Yine aynı şekilde sebze çorbası yapıyorlar. Aynı sebze çorbası. Tarhana çorbasına, şehriyeye, mercimeğe, bulgur pilavına, erişteye, yayla çorbasında çok güzel olur. Hem böyle belki sebzeleri çok sevmeyen çocuklar kurularından daha eskiden lezzetli alırlar. Eskiden dondurucu mu vardı da kurutulurdu. Böyle hambarlara konurdu, yenirdi. Dondurucu çıkalı bunlar unutuldu ama tekrar yine canlandı. Evet. Bu tarafta tarhanalarımız var yine, eriştelerimiz var, sucuklarımız var, kuru biberlerimiz var. Onları da bize anlatın biraz. Tarhanamız çok güzeldir. Beypazar tarhanası. Acılısı da var, acısızı da var. Bu şimdilik normal ya. Acıyı her zaman kendin tedarik edebilirsin. Acıya çare bulamazsın ama acısıza çareyi bulabilirsin. Peki sizi biraz da dinleyelim. Siz neler yapıyorsunuz? Yani kendi Beypazarı'nda da yaptığınız, üretip sattığınız yerler var mı? Şeyimiz var, dükkanımız var işte, satıyoruz. Kendi başınıza mı yaptığınız bir işletme burası? Çalışan ama sizin herhalde önderliğinizde kurulan bir yer. Yani kadın mı çalışanlarınız, biraz anlatsanız. Kadınlar da var, erkekler de var. Hepsi de çalışıyorlar. Peki o zaman ben size çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi etkinlik. Biz de bekleriz. İnşallah, çok sağ olun. Oldu, güle güle. Allah kolaylık versin. Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'ni farklı röportajlarla ekranlarınıza taşıdık. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.